bir cenazede olduğunuzu hayal edin. Sosyal normlar gereği dünyanın neresinde olursanız olun cenazelerde uygun davranış biçimi özgün olmaktır öyle değil mi? Sonuçta biri aramızdan ayrılmıştır ve onları bir daha hiçbir zaman göremeyeceğiz. Bu eğer ki kişiyle özel bir derdiniz yoksa genellikle acı ve üzüntü vericidir. Birkaç gün önce var olan biri artık yoktur. Ancak diyelim ki böyle bir cenazede kontrolsüz bir şekilde gülmeye başlıyorsunuz. Bu öncelikle kıkırdama şeklinde başlıyor, sonra bildiğiniz kahkahaya dönüşüyor. Hayır, ortada komik hiçbir şey yok. Aklınıza komik bir şey falan da gelmedi. Hatta tanıdığınız bu kişinin ölümü sizi gerçekten üzüyor. Yani üzgün hissediyorsunuz ama bu hissinizin dışa vurumu, dudaklarınızın aşağı doğru kıvrılması, göz kapaklarınızın hafifçe kapanması ve kaşlarınızın iç köşelerinin yukarı doğru kıvrılması şeklinde yaşanmıyor. Yani üzüntüyle ilişkilendirilen yüz ifadelerini yansıtmıyorsunuz. Tam tersine, bildiğiniz diniz kahkaha atıyorsunuz. Kontrolsüzce katıla katıla. <laughs> Bu kadar da değil. Normalde iyi bir kahkaha attığınızda neler hissettiğinizi bilirsiniz. Karın ve yüz kaslarınız bir süre sonra ağrımaya başlar ama buna değmiştir. Çünkü kahkaha boyunca kortizol, adrenalin, dopamin ve büyüme hormonu salgılamışsınızdır. Bu kimyasal çorba beyninizin huzur ve mutlulukla dolmasına neden olur. Daha doğrusu bu hormonların varlığı beynimizde bu duygularla hissedilir. Savunma sisteminizin T hücrelerinin verimliliği artar, stresin neden olduğu negatif etkilere karşı direnciniz artar. Yani kahkaha sizi daha sağlıklı kılar. İşte sorun da burada. Cenaze sırasında herkesin rahatsız bakışları altında kahkahalar atıyorsunuz. Ancak iyi bir kahkahanın sizde yaratacağı olumlu değişimlerin hiçbirini yaşamıyorsunuz. Çünkü kahkahanız içinizi kanatan acı ve travmaların çarpık bir dışa vurulmasıdır durumundan ibaret. Gelin sizlerle pseudo bulbar etki denen bu tuhaf psikolojik olayın bilimsel arka yüzüne bir bakış atalım. <gülüyor> 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 you... What's so funny? Just... Evrim Ağacı'nın bu bölümü Patreon ve Kriosus destekçileri sayesinde mümkün oldu. Evrim Ağacı'nın Türkiye'de bilim anlatıcılığı konusunda yaptığı işleri faydalı ve desteklenmeye değer buluyorsanız Patreon ve Kriosus destekçilerimiz arasına katılabilirsiniz. Geride bıraktığımız hafta vizyona giren filmler arasında en çok ses getireni kuşkusuz Joker oldu. Ben de izleme fırsatı buldum ve çok beğendim. Bizi Twitch kanalımızdan takip edenler bilirler orada bahsetmiştim. Şahsen ben süper kahraman filmlerinden pek hoşlanmıyorum. İzleyenlere hiçbir lafım yok neden sevildiğini gayet iyi anlıyorum. Ama genel konsept hoşuma gitmiyor diyebilirim. Bu nedenle Joker'e de biraz ön yargıyla biraz da bu video için bilgi toplamak adına gittim. Ancak beklediğimden çok üst düzey bir yapım çıktı diyebilirim. Bir kere süper kahramanlar falan yok onu diyeyim. Şaka bir yana yönetmen Todd Phillips sadece sanatsal açıdan kaliteli bir iş çıkarmamış, aynı zamanda Joker'in tuhaf ve ürpertici kişiliğini ve meşhur kahkasını bilimsel bir zemine oturtmayı başarmış. Phillips, Joker'in karakterini tamamen psikolojik bir gerilim üzerine kurgulamış ve bence müthiş ilgi çekici olmuş. Özellikle de gerilimin film boyunca kademeli olarak artışı ve sonu da dahil olmak üzere hiçbir noktada tam olarak kırılmaması benim çok hoşuma gitti. Joker'i hepinize tavsiye edebilirim. Tabii ki film herkesin dikkatini çeken tarafı travmatik bir kişiliğe sahip olan Joker karakterinin histerik ve ürpertici kahkahaları oldu. <laughs> Hikayeyle ilgili fazla detaya girerek sizlerin film deneyimini etkilemek istemiyorum. Ancak filmde bol miktarda kahkaha var diyebilirim. Ama bu kahkahalar bırakın Joker'i izleyiciyi bile mutlu eden kahkahalar değiller. İzlerken diken üzerinde olduğunuzu hissediyorsunuz. Çünkü hem başta söylediğim gibi uygunsuz ortamlarda gelen kahkahalar hem de bu kahkahalar herhangi bir mutluluk faktörü içermiyorlar. <laughs> Yani filmde travmatik bir olayın insan psikolojisini ömür boyu ne kadar derinden etkileyebildiğini bizzat görebiliyorsunuz. Ki bunun halk tarafından anlaşılması psikolojik rahatsızlıklara yönelik ön yargılarımızı kırmak açısından büyük öneme sahip. Joker'in bu ilginç durumuna pseudo etki ya da kısaca PBA deniyor. Literatürde buna yönelik birçok diğer isim bulmak da mümkün. Emosyonel inkontinans yani duygu kontrolsüzlüğü, patolojik gülme ve ağlama, emosyonalizm yani duygusalcılık bunlardan sen. Sadece birkaçı ama yaygın olarak psodobulbar etki olarak biliniyor. Bu isim psodo yani sahte veya yalancı ile bulbar yani soğan anlamındaki sözcüklerin birleşiminden geliyor. Bu soğan kısmı beynin soğana benzeyen medulla oblongata bölgesini işaret ediyor. Çünkü bu bölge solunum, kalp hızı, cinsel uyarılma gibi istemsiz fonksiyonları kontrol eden bölge ve psodobulbar etki ilk fark edildiğinde kontrolsüz kahkahanın da buradan kaynaklandığı düşünülüyordu. Ancak günümüzde işlerin o kadar açık olmadığını biliyoruz. Buna birazdan geleceğim. Pseudobulbar etkide kişinin deneyimlediği duygular yani duygu durum ile kişinin açığa çıkardığı ifade tamamen uyumsuz olabilir. Yani kişi aslında tamamen ilgisiz bir duygu yaşarken dışarıya şiddetli kahkaha veya şiddetli ağlama olarak duygularını yansıtabilir. PBA hastası biri birkaç dakikaya kadar bu tarz kahkaha veya ağlama atakları yaşayabilir. Yani pseudobulbar etkiyi sadece uygunsuz durumlarda katıla katıla gülme ile sınırlandırmak doğru olmaz. Beklenmedik durumlarda ağlamak ağlamak ve hatta bu ağlamanın birkaç saniye içinde kahkahaya dönmesi de mümkün. Ki film bunu da gayet güzel bir şekilde gösteriyor. Filmde de gördüğümüz üzere bu etkiden muzdarip olan kişiler sıklıkla sosyal izolasyon yaşıyorlar. Çünkü genel halk bu tarz psikolojik sorunlara alışkın değil ve çok az sayıda insan olur olmadık durumlarda kahkahalarla gülen birine tahammül edebilir. Öyle değil mi? Sosyal izolasyon kişiyi depresyona kadar sürükleyebilir ki burada tehlikeyi görüyor olabilirsiniz. Depresif kişilerde de duygusal denge hali bozuktur. Bu nedenle bunlara genel olarak duygu durum bozuklukları denir. Pseudobulbar etkiyle depresyon belirtileri eğer dikkatli analiz edilmezse birbirine karıştırılabilir. Buna bağlı olarak hatalı tanı konabilir ve yanlış tedavi uygulanabilir. Dolayısıyla PBA ile depresyon arasındaki farklar çok iyi anlaşılmalı. PBA genellikle kısa süreli ataklar halinde gelir. Önlenemez kahkahalar veya ağlamalar birkaç saniye veya birkaç dakika sürer. Depresyon ise daha uzun sürelidir. Haftalarca veya aylarca sürebilir. PBA'da kişi kendini kontrol edemez. Depresif kişilerse zor da olsa kendilerini kontrol edebilirler. PBA içinde bulunulan durumdan bağımsız olarak kahkahalara neden olabilir. Depresyon ise duygulara oldukça bağımlıdır ve genellikle üzgünlük, endişe, suçluluk gibi durumlarda görülür. PBA'da algıda herhangi bir bozulma yaşanmazken depresif kişilerin kendilerine ve çevrelerine yönelik algıları negatif yönde çarpıklaşır. Yani pseudo bulbar etkiyle depresyonu birbirinden ayırmak imkansız değil ancak dikkatli olmak gerekiyor. Peki bir insan nasıl olur da böylesine sıradışı bir rahatsızlığa yakalanabilir dersiniz? Tahmin edebileceğiniz gibi pseudobulbar etki nörolojik hastalıklarla yakından ilişkili. Genellikle Stephen Hawking'in de ömrünün büyük bir bölümünde muzdarip olduğu ALS gibi hastalıklar veya MS, cerebellum hastalıkları, travmatik beyin hasarları, Alzheimer veya demans gibi nörodejeneratif hastalıklar ve inme veya beyin tümörleri sonrasında ortaya çıkıyor. Örneğin inme vakalarının %28 ila %52'si arasında ALS hastalıkları yüzde %49'u civarında PBA görülüyor. Yani şimdi Joker gibi bir film karakteri bu hastalığı beyaz ekrana yansıttı diye bu tarz bir hastalığın ele alındığı hemen her Hollywood filminde olduğu gibi özellikle gençler arasında bu hastalık da havalı gibi algılanacak olabilir. Ama ne kadar ciddi bir problem olduğunu hem filmde görebiliyoruz hem de ilişkili olduğu nörolojik hastalıklar bize gösteriyor. Joker'deki durum çocukluktan kalma bir travmaya bağlı olarak gelişmiş diyelim. Ama izlememişler için daha fazla detaya girmeyelim. Pseudo etkiye neden olan ana unsur ise henüz tam olarak bilinmiyor. Yani beyinde şu oluyor da kişi istemsizce kahkahalar atmaya başlıyor diyemiyoruz. Hastalığın tanısına yönelik izlenimler ta 19. yüzyıla kadar gidiyor. Charles Darwin bile kitaplarında kontrolsüz ağlama gibi davranışların insanların zihin sağlığı ile ilişkisine yönelik yazılar yazmış. 1886 yılında Oppenheim ve Wilson gibi araştırmacılar beynin korteksinden omurilik soğanına giden yolak olan Ortiko Bulbar yolak üzerinde çift taraflı bir lezyonun buna sebep olabileceğini ileri sürdüler. Diğer araştırmacılar MS ya da ALS gibi sinir hastalıklarının beyinde açtığı hasarların bunu tetiklediğini düşünüyorlar. İlginç bir diğer hipotez beynin arka kısmında yer alan cerebellumun sosyal olarak kabul edilebilir davranışlar konusunda gördüğü geçit görevine odaklanıyor. Motor korteks ve frontal temporal kortekslerden beyin sapına doğru giden sinyaller cerebellum tarafından denetleniyor. Motor girdiler bu süreçte baskılanıyor ve ve sosyal şartlara bağlı olarak düzenleniyor. Yani nerede, nasıl davranmanız gerektiğini cerebellumunuz sayesinde denetliyorsunuz. İşte bu baskılama sürecinde meydana gelen hasar veya kusurların pseudo bulbar etkiye ve dolayısıyla içinde bulunan durum ile uyumsuz davranışlara sebep olduğu düşünülüyor. Aslında tüm bunlar daha önceki birkaç videomda da anlattığım gibi beynimizin ne kadar mekanik olduğunu bizlere gösteriyor. Bir sinir yolağında meydana gelen hasar tamamen insanlara özgü olarak algıladığımız karmaşık sosyal fonksiyonlarımızı Elimizden alıveriyor. Bir misafirlikte ya da sevgilinizle otururken nasıl davranmanız gerektiğini tamamen özgür iradenizle kontrol ettiğinize inanıyor olabilirsiniz. Bu hissiyat benlik güdümüzü pekiştiriyor. Halbuki tamamen biyolojik bağlantılardan oluşan birkaç sinir yolunun hasar görmesi hangi ortamda nasıl davranmanız gerektiğine yönelik kontrolünüzü elinizden alıveriyor. Enfes öyle değil mi? Bir de ilginç bir durum var. Hastalığın ne kadar yaygın olduğuyla ilgili istatistikler birbiriyle fazlasıyla çelişiyor. Çünkü hastalığın tanımı çok net değil. Hastalığı tanımlayan kıstaslara bağlı olarak sıklığı da değişiyor. Bir araştırmaya göre pseudo bulbar etki sadece %1 sıklıkta görülen nadir bir hastalıkken, 2013 yılında yayınlanan bir diğer makaleye göre %9.4 ila 37.5 sıklıkta görülüyor olabilir. Dolayısıyla bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. PBA'nın sıklığını tespit etmek önemli çünkü sanılandan büyük bir sağlık sorunu olabilir ve buna göre sağlık politikalarının gözden geçirilmesi gerekebilir. Peki diyelim ki bu hastalığa yakalandınız. Nasıl kurtulacaksınız? jacsınız kurtulamayacaksınız. Çünkü hastalığın tedavisi bulunmuyor. Ancak semptomları kontrol altına alacak ve en azından hastanın gündelik yaşantısını kolaylaştıracak. Bazı önlemler alınabiliyor. Bu önlemler aileyi ve kişiyi doğru bilgilendirmekle başlıyor. Kişinin etrafındaki insanlar hastayı pseudobulbar etkinin istenmeyen sosyal problemlerinden koruyup kollamaya çalışabilir. Bugüne kadar sertralin veya Prozac gibi antidepresanların PBA semptomlarını kısmen de olsa baskılayabildiği gözlendi. Ayrıca bazı çalışmalara göre normalde öksürük öksürük şurubu olarak kullanılan dextromorfan ilacının da semptomları iyi gelebildiği görüldü. Ancak bunlar ne yazık ki kesin tedavi sağlamıyorlar. Yani Joker bizi oldukça ilginç bir psikolojik hastalıkla yüzleştiriyor demek mümkün. Filmin tek konusu pseudo etkide değil elbette. Çok sağlam bir sistem eleştirisi de yapılıyor ve sırf o nedenle bile izlemeye değer. Eğer zihinsel olarak problemler yaşayan insanları görmezden gelir, onları kendi başlarına terk eder, onlara hak etmedikleri şekilde kötü davranırsak ne olur? ektiğimizi biçeriz. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>